Marmaris Belediye Meclisi'nde AKP gerginliği. Marmaris Belediye Meclisi 2024 yılı Eylül ayı 8. Olağan Meclis toplantısında. CHP'li meclis üyesi Müjgan Güran gündem dışı konuşmasında, AKP şeklindeki ifadesine AK Partili meclis üyesi Cavidan Öner'in, AKP değil, AK Parti olarak düzeltmenizi istiyoruz şeklinde araya girmesiyle bir polemik yaşanmasını Belediye Başkanı Acar Ünlü engelledi. Konuşmacı Güran AK Parti diyerek sözlerine devam etti. Cumhur İttifakı Meclis Grup Sözcüsü Ozan Balcı eleştirilere cevap verdi. Haber, kamera, Temel Irmak. Güvensiz, sağlıksız, hijyenden yoksun, okul binalarında eğitim almak zorunda bırakılmıştı. AKP iktidarının eğitim sistemini getirdiği noktada... Lütfen AKP değil, AK Parti değil. Arkadaşlar, Hatip'e müdahale etmeyelim. Tamam derim, şey yani CHP dediğim için... AKP de diyorum. Lütfen yani bunun bir meclise hitap edelim. Siz de AK Parti iktidarının eğitim sistemini getirdiği noktada nitelikli eğitimin her çocuk için bir hak olmak yerine ailesinin imkanları el veren çocukların erişebildiği bir imtiyaz haline gelmiştir. AK Parti iktidarında eğitim piyasalaşmış, özel okullar AK Parti tarafından sistematik şekilde desteklenmiştir. Atanmayan öğretmen sorunu özel okullara ucuz iş gücü sağlamak için bilinçli olarak yaratılıyor. Başkan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. Biz bugün meclisimizde, toplantımızda gördüğünüz üzere şehrimiz, bölgemiz menfaatine olan her şeyde birlikte karar alabileceğini anlattık. Bunu göster. Grup toplantımızda da meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte toplandığımızda esas önemli olan Marmaris faydası, Marmaris faydasında ne yapabiliriz konuştuk. Her şey tabii ki az önce Müjgan Hanım'ın aldığı söze kadar bizim fikirlerimizi hem destekledi hem de kardeşlik hukuk içerisinde güzel bir meclis oluyor. Tabii ki partilerimiz, bağlı olduğumuz partiler bize telkinlerde bulunacaklar. Onların notlarını, söylemlerini burada paylaşacağız. Ama biz az önce meclis üyemiz itiraz etmesi üzerine AKP sözünü daha önce konuşmuştuk. Bizim partimizin tüzükte yazan adı AKP değildir. Bir başka partiye ithaf ettiniz diye düşünüyoruz, üstümüze alınıyoruz. Çünkü sizin tüzükte yazdığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi kısaltılmış CHP, bizim de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış AK Parti. Bunu biliyoruz, sizin de bildiğinizi düşünüyoruz. Çünkü siyasetçiler bu bilinç içerisinde olmalı. Davanın Danıştay'da olduğunu söylediniz, dava açıldığını söylediniz. Tabii ki böyle bir hak olabilir. Mümkündür, tabii ki açılma. Ama davaya doğrudan az önce okuduğunuz metinde müdahale eder gibi konuları değerlendirmeniz bizi bir kez daha düşündürür. Geri dönüşten bahsettiniz. Eski Türkiye, yeni Türkiye arasındaki farkları tek tek burada saysak zaman yetmez. Bunları anlatırken insanlar sıkılıp yorulur. Ben sizden söz alınca gerçekten samimiyetle geçtiğimiz günlerde yaşanan Cumhurbaşkanımıza tabirle hakaretle alakalı bir konuşma bekledim. Belki sözlerinizin sonunda ilave edersiniz diye düşünüyorum. Unuttuğunuzu düşünüyorum. Gönülden böyle geçirmediğinizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanına hakaret eden bir partinin burada eleştirilmesi lazım. Bizim açımızdan da kim kime hakaret ediyorsa eleştirilmeye çalışıyor. Evet, Fatih'e müdahale ettim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Müjgan Hanım iyi niyetli bir şekilde partisinin burada meclisimizde görüşme fikirlerini ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacak mevzuları buraya getirdiği için ben sizin vaktinizi genel siyasette çok almak istemiyorum. Ama partimize bir söz geldiği için, partimizin adı değerlendirilirken yanlış değerlendirildiği için insanların kafasında soru işaretleri kalmasın diye bir düzeltmeyi kendime vazife ettim. Partim adına grup sözcüsü olarak belediyenin desteğiyle alakalı tabii ki eğitime eksik kalan yerler, kimse her şey dört dörtlük diyemez. Eksik gelen yerler olabilir. Burada mutabıkız. Birlikte zaten bunun için buradayız. Belediyemizin de katkıda bulunacağı bir şey varsa ne zaman başkanımız siz önerilerinizle bize, başkanımızın da talimatıyla belediyemiz zaten malumunuz, o çokluğumuz var. Burada biz de destek çıkarız, hep beraber destek veririz. Milli eğitime desteğe, hiç kimse çocuklarımıza desteğe engel olmak istemez. Bu tarafta da görüşümüz bu yönde.
Ben sabırla dinlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben az önce şunu da belirtmek isterim. Biz güzel bir sohbet olduk. Meclis üyelerimizin durumu ve meclisimizin geleceğiyle alakalı çok verimli konuşma oldu. Karşılıklı başkanımıza birkaç sorundan bahsettik. Hepsini iyi niyetli bir şekilde çözülecek bir problem olmadığını anladık. Ve istişare halinde bunları çözeceğiz. Ama üzerine açıkça söylemek gerekirse bu olmadı. Çünkü biz Marmaris'i nasıl refaha ulaştıracağız, nasıl kurtulacağız, kurtaracağız? Önceliğimiz bu. Sonrasında da Milli Eğitim Üniversitelerine tekrar bakmayı size tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Tabii okul açılış dönemi olduğu için gündemle ilgili, aslında gündem de sayılır. Çünkü önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Gündemle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu çalışmayı paylaşmak istemiş. Çok uzatmasak, çünkü söz hakkı doğuracak bir şey olmasın. Tabii ki, tabii. Kişisel bir şey yok. Ama nihayetinde hikaye farklı değil. Fakat buradaki Marmaris'in bir ortamdan bizler de çok önemli. Ve sizlerle aynı şekilde yan yana düşünüyoruz ama farklı söz konusu. Tabii ki hikaye. Zaten bu güzel. Alınmanlık göstermemiz. Şöyle, gündemle ilgili değerlendirme yapıldığını kabul ediyoruz ve bunu bizle paylaştı Müjgan Hanım. Kendisinin de ve o zaman ilgili ifade ettiği gibi biz sonuçta burada Marmaris'le ilgili yerel gündemde zaten birlikte olabildiğince birbirimizi yönlendirerek veya yönlendirerek de deneyip belli konularda dikkat çekerek meclisimizi sağlıklı bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz ama Müjgan Hanım da ifade ettiği gibi hepimizin de dünyaya bakışları farklı olan, programları, tüzükleri farklı olan iki farklı partinin mevcut edilmek olarak burada bulunuluyor. Bu yüzden de bu tür bir siyasi açıklamalar zaman zaman olabilir. Bu da dediğim gibi üstümüze alınmamak gerekir. Sonuçta